Şinasi Barutçu Fotoğrafın İzinde adlı sergimizde, Milli Rezoran Sanat Galerisi'nde farklı farklı bölümlerden oluşuyor. Şimdi ilk olarak belki Şinasi Barutçu kim diye anlatmaya başlayabilirim. Şimdi Şinasi Barutçu 20. yüzyılın başında 1920'lerden itibaren 1980'lere kadar Türkiye'deki ilk profesyonel fotoğrafçılardan birisi. İlk bu alanda hem kendi eğitimi hem de sonra Türkiye'de farklı eğitim modelleri geliştiren bir hoca aynı zamanda. Aynı zamanda fotoğrafının toplum için yaygınlaşması için çok önemli bir dernekçi. Bu ne demek? İlk olarak belki fotoğrafçı olarak hakkında bilgileri paylaşırken şunu belki altını çizebiliriz. Çok holistik bir fotoğrafçılık anlayışı var. Yani onun çalışmalarında baktığımızda çeşitli konuları bulabilirsiniz. Hatta bizim sergimizde birazcık buradaki tüm çalışmaların bölümleri bölüm bölüm olarak sergiliyoruz. Örneğin aşağı indiğinizde sağ tarafta ilk olarak doğayla ilgili görüntüleri görebilirsiniz. İşte ağaçları, işte deniz kenarı, siyah beyaz fotoğrafları çoğu. Ve özellikle bu fotoğrafları da hafif bir romantik bir tadı var. İnsansız peyzajları diyebiliriz. Sonra işte ana mekana geçtiğimizde tam merdivenden önce dağ manzaraları var. Çünkü Şinasi Barutçu da erkin ve önemli bir dağcı. Dolayısıyla işte çeşitli dağlara çıkarken hep kamera yanında ve buradaki muhteşem görüntüleri muhteşem bir şekilde fotoğraflarla bizimle paylaşıyor. Sonra tam aşağı indiğinizde işte doğadan dağ, dağdan kente geçiyoruz. İlk olarak tarihi kentleri görebilirsiniz Anadolu'da. Sonra işte Ankara ve İstanbul yani modern şehirleri görebilirsiniz. Bu bağlamda aslında tam da Cumhuriyet tarihinin şahit eden bir fotoğrafçı. Şinasi Barutçu yurt dışında da bulunan bir sanatçı. Hem işte bir zamanda 28-32 arasında Almanya'da hem üniversitede eğitim alıyordu hem de paralel olarak fotoğraf eğitimi alıyordu. Bu yüzden burada da yurt dışından da bazı serileri paylaşıyoruz. Özellikle Köln'de ya da bu kömür sanayi bölgesinde olan sanayi yapıtları bizimle paylaşıyor ve oradaki yaklaşım tekrar farklı. Birazcık işte modern fotoğraf tarihindeki konstruktivistler gibi işte ayrıntıları, işte hafif bir soyutlama orada bile hissedebilirsiniz. Ardından Cumhuriyet tarihi anlatan işte uçak, traktör gibi sanayileşen, modernleşen Türkiye'nin görüntüleri diyebiliriz. Ve en son olarak artık şehire geçiyoruz ve orada hem İstanbul manzaraları hem de sokak manzaraları ve sokaktaki insanların manzaraları, onların hallerini görebiliriz. Ama en son olarak ve bence şahsen bu serginin en ilginç bölüm tam arkamda gördüğünüz bölüm, bu renkli duvar üzerinde. Onu biraz ayırmak istedik çünkü bir tarafta natürmor ama nesnelerinin detayları üzerinde yoğunlaşan bir sanatçı. Dolayısıyla otomatik olarak daha önce ya romantik ya da naturalist, realist bir yaklaşım varken arkadaki yaklaşımlarda hem soyutlama hatta fotogramları yaparak Dadaism, Man Ray'dan bildiğimiz bir foto tekniği, özgün bir ve unik bir foto tekniği ile çalışan da bir sanatçı. Dolayısıyla arkadaki fotogramlara baktığımızda artık tamamen soyut geometrik elemanlardan oluşan bir fotoğraf serisini görebiliriz. Bu ise romantik, realizm, işte sokak, street fotoğrafı yanı sıra bu soyut çalışmaları bence de çok önemli. Güçlü bir fotoğrafçı, güçlü bir sanatçı, güçlü bir hoca ve hakikaten yani civic society yani toplum içinde fotoğraf, estetik ve sanatının yaygınlaşması için çok somut bir şekilde çalışan ve bunu destekleyen bir insan Şinasi Barutçu. Bu yüzden bu holistik sergisiyle bu farklı yaklaşımları hatta onların kitapları da buraya getirdik. Dolayısıyla insanlar onu hem sanatçı, fotoğrafçı, dernekçi ve insan olarak keşfetmiş olacaklar.